arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün işte beklenen konu anlatımlara başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar baktığımızda öncelikle konumuza girmeden önce ne yapacağız? Ben burada size konuları anlatacağım. Anlattıktan sonra siz kitaplardan alarak oradan sıra sıra çözüyorsunuz. Çözdükten sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Çözdükten sonra onun yapamadıklarınızı, çoğunun video çözümleri var. Çoğunun artık birçok video çözümlerini takip ederek bakacaksınız. Ve böylelikle konu konu halledeceğiz. Ha, bu arada size geçen videomda standart sorularla yeni nesil soruları kıyasım temel olmadan, yani temel özellikleri bilmeden bizim yeni nesil çözmemiz de doğru olmayacaktır. Peki hocam ne düşünüyorsunuz? Şöyle düşünüyorum. En azından üçgenlerde belli konuları biz normal standart çözümlerini yapa gideceğiz. Belli dönemlerde araya bir yeni nesil sorular diyeceğim. O gün hep yeni nesil soru çözeceğiz. İşte atıyorum tekrar belli bir konu ilerleyeceğim. Sonra bir yeni nesil daha deyip tekrar yeni nesil diye araya serpiştire gideceğiz. Ki doğru olan da zaten bu arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi bu neydi arkadaşlar? A, B doğrusu. Her iki tarafa doğru giden A, B doğrusu. Her iki tarafta hiçbir şey yazılmaz. Peki bu nedir arkadaşlar? A, B doğru parçası bak. A da B de kapalı. Köşeli parantez. Peki burası A, B ışın. Neden? B'den gidiyor. Yani devam ediyor. A dahil, B dahil değil. Şimdi kritik soru. Belki çoğumuz yeni öğrenecek. Şu nasıl gösterilir? Bu arkadaşlar ters köşe. Arkaya dönük. Yani A dahil değil, B yarı doğrusu. Yarı doğru. Yani A dahil değil, B'ye gidiyor. Dahil değil demek, köşe parantezi ters çevirince dahil değil demek. Bazen bunu parantezle de gösteren kitaplar var. Matematikteki gibi ama genelde şöyle gösterir. Bunu da bilelim. Peki burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu sefer şöyle yapanlar var. Mesela A'sı açık, B'si dahil değil. Veya şöyle yapsak olmaz mı? B dahil değil, A'ya gidiyor. Yönünen değil ki. Bize sonuçta vektör falan değil bu. Devam edelim. A kapalı, B dahil değil. Mükemmel. Bir de arkadaşlar A, B. Bak, bu da dahil değil. Ne yapacağız? Harika. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir soru yapalım. Mesela AC kesişim değer. Şimdi A dahil. Çok güzel. Nereye gidiyor? C'ye gidiyor. Böyle gidiyor. Harika. Şimdi arkadaşlar başka bir kalemizde de üzerine göstereceğim şimdi. D dahil değil. İzle. Üzerine yapıyorum. D dahil değil. Şöyle. Şimdi dikkat edin. Hem yeşil hem de bu turuncu renge baktığımız zaman arkadaşlar şuraya baktığımızda şu bölge değil midir ikisi için de ortak olan yer? Yani ne olacaktır? A dahil ama D dahil değildir arkadaşlar. A, B, C. Açısı deyince ne anlıyorsunuz? Hepinizin dediği şeyi biliyorum arkadaşlar. Şuranın ölçüsü hocam 40 derece, 20 derece. Sana ölçü demiyor. ABC açısı diyor. Bakın ABC açısı demek. Şöyle göstereyim. BA ışınıyla BC ışının birleşimidir. Yani şununla şunun birleşimidir. Bu kadar. Açı bu. Ölçüsü dediği zaman. Şimdi devam edelim. A, B, C açısını parantez için alınca ne oluyor? Parantez için aldığı zaman yine açının kendisi var. İçi de dahil. İçi de ne olmak zorunda? Dahil. Peki, şunun için ne diyeceğiz? A, B, C üçgeni diyeceğiz. Üçgen deyince BA doğru parçası, AC doğru parçası, BC sadece şurası yani. Burada birleşim yazabiliriz. Ama A, B, C üçgenini parantez alınca ne oluyormuş? İç bölgesi. Hocam o zaman ölçüyü ne gösteriyor? Başına M koyunca hani hatırlar mısınız? M, A, B, C dediğin zaman o açın ölçü birimi onu göstermiyor. Sadece derecesini söyler işte 40 derece, 50 derece şeklinde gösterir. Bu farklıdır. Şimdi gelin bununla ilgili soru nasıl sorulur? Buyurun. A, B, C, pardon şu açı olacak. Açısıyla yine şu açısı kesişim D nedir? Şimdi A, B, C açısı deyince ne oluyordu? Hatırlayalım. Şununla şu oluyordu, doğru mu? Harika. Peki kesişim D. Kesişim D. Peki kesişim D dediğimizde tekrar şurayı şöyle yapayım. Sizce şu açıyla şu ikisinin kesiştiği noktalar neresi? Ortak olan noktalar. Şurasıyla şurası. Sanıyorum orası D ve E noktası olması lazım. D ile E noktaları. Ama ABC açısını parantez için alınca neresi de vardı? İçi de var. Peki o zaman içiyle beraber sizce bunun içi de dahil olmak üzere şu doğruyla ortak olan noktalar neresi? Şu bölge değil midir? Bak iyi bakın şu bölge bak. Çünkü bu doğrunun bu bölgesiyle iç bölgesi aynı yerde. Yani D ile E'nin iç bölgesi. Bunu nasıl anlatabiliriz?
D'den kapalı, E'den kapalı. Yani D dahil, E dahil kapalı iç bölgesi. Çünkü iç bölgesiyle doğrunun kesişimi, ortak olanı. Önceden neydi? İçi yoktu bu soruda. İç olmayınca sadece D ve E noktası olmuştu. Ama şimdi içi de dahil olunca mecbur DE doğru parçasını almak zorundayız arkadaşlar. Şimdi açıları çeşitlerine bakalım. Mesela nedir? 90. Bak şu. Şöyle göstereyim. Bu nedir arkadaşlar? Dik açı. Seni seçtim dik açı. Harikasınız. Peki bu nasıl açı arkadaşlar? Dar açı. 0 ile 90 arasında bak. 90'a kadar olursa dar açı. 0 ile 90 arasında. Peki 90 ile 180 arasında nasıl açı arkadaşlar? Geniş açı. Burada şunu unutmayın. Mesela 200 derece nasıl bir açıdır deyince insan geniş diyesi geliyor ama hayır. Onun arkadaşlar refleks açı diye farklı literatürde isimleri var ama hani müfratta yok. Şu 90 ile 180 arası arkadaşlar neymiş? Nasıl açılmış arkadaşlar bunlar? Geniş açıymış. Şimdi 180 eşitse mesela biliyorsunuz mesela 180 eşitse bu nasıl açı arkadaşlar 180 eşitse doğru açı. Doğru açı. Bunu geldi karıştırıyorlar. 360 derece eşitse de bu nasıl arkadaşlar? Tam açı olacak. Şimdi alfa dar, beta geniş açı olmak üzere 2 beta eksi alfanın en küçük tam sayı değeri nedir? Şimdi alfa darsa neyle ne arasında? 0 ile 90 arasında. Beta geniş ile neyse ne arasındadır? 90 ile 180 arasında. Bize ne sormuş? 2 beta eksi alfayı sormuş. Peki bunun en küçük tam sayı değeri dediği için çoğunuzun yaptığını söyleyeyim. En küçük diyorsa beta küçük olmalı. Beta'ya o zaman 91 vereyim. Alfa büyük olmalı çıkan. O zaman 89 vereyim. Gitti soru. Sana alfa beta tam sayı diyor mu soruda? Demiyor. O zaman ne yapacaksın? Eşitsizlik. Nasıl eşitsizlik? Bana bunu elde et. Şunu 2 ile çarpar mısın? Çarp 2 ile. Çarp. Aferin. Doğru. Çok iyi. 180. 2 beta 360. Peki. Bunu neyle çarp? Eksi ile çarp. 0. Eksi alfa eksi 90. Tabi şart ne oldu? Yön değiştirir. Eşitsizlik bilenler. Şimdi bunu bunun altına ekleyeceğim. Şimdi altında toplamayı rahat yapayım diye biliyorsunuz ki eşitlik alt alta çıkarılmaz. Eksi yapıp toplanır. Şimdi eksi alfa yaptım. Eksi 90 bu tarafta, 0 bu tarafta. Toplarsak 2 beta eksi alfa kaç geldi? 360 da 90. O zaman alacağı en küçük tam sayı değeri 91 olur. Demek ki alfa beta tam sayı diyorsa değer ver. Demiyorsa aralığı oluştur. Bunu açık kenarda çok yapacağız. İçimiz rahat olsun arkadaşlar. Ölçüleri toplamı 90 dereceye eşit olan iki açıya tümler açı denir. Mesela 90 derece kısa bir kelime, 90 tümler. Ölçüleri toplamı 180 dereceye eşit olan da arkadaşlar 180'de bütünler açı denir. Ölçüleri toplamı. Mesela x açısının tümleri nedir? X açısının tümleri 90 eksiktir. Çünkü 90 çıkarmamız gerekiyor. Peki x açısının bütünleri nedir? Bütünleri 180 eksiktir. Şimdi bir iki soru yapalım. Mesela bir açı yani x tümleyeninin yani 90 eksi x'in kaç katıymış? 5 katı. Bir açı tümleyeninin 5 katı. Buradan devam edelim. X eşittir 450 eksi 5x. Bu tarafa atalım. 6x eşittir 450'den. X'imiz 75 gelecektir. Şimdi buna bakalım. Bütünleyeni tümleyeninin 3 katı. Bütünleyen zaten 180x değil mi? Peki tümleyen 90x değil mi? Bütünleyen tümleyenin kaç katı arkadaşlar? 3 katı. Buradan 180x eşittir 270-3x. Yani holleyi bu tarafa atalım. Çünkü artı 3x, x çıkınca 2x eşittir. 90x kaç geldi arkadaşlar? 45 gelecektir. Şimdi paralel doğrular arasındaki bazı özellikleri görelim. Artık şekilleri yavaş yavaş görüyoruz. Gayet güzel. Mesela bununla bu paralel diyecek. Yani biz onu D1, D2 dersek şöyle görüyoruz. Mesela D1 paraleldir D2. Şu ne anlama geliyor? Paralel. Bu ok işaretini koymadık. Biz sorularda böyle kolaylık olsun diye yazarız ama paralel işareti koyacak soruda. Peki gelelim. Bununla bu paralelsi. Şimdi yöndeş açıları tanıyın. Yöndeş. Aynı yöne bakın. Bununla bu paralel. Bununla bu zaten aynı doğrular. O zaman aynı yöne bakan A ile E ne olur arkadaşlar? Yöndeş. Direkt birbirine eşittir diyebilirsin. Başka yöndeşler var. 3 tane daha var. Söyleyin. Mesela D ile de hangisi yöndeş? Aynı yöne bakıyor. D ile de aynı yöne bakan H var. Çok iyi. Mesela B ile ne var? F var. Of. Peki C ile de ne var? G var. Perfect answer. Peki ters açı. Ters açı arkadaşlar direkt şu. Ters açı. Şurayla şura mesela. Ters açı. Ters. Mesela A ise bura ne olur arkadaşlar? C. Ters açı. Başka söyleyeyim. Çok iyi. B ile D. Mesela E ile
Gel, çok iyi. Ya bu özelde artık kurtuluyorsun, öğreniyorsun ve bitiyor arkadaşlar. F ile H, daha yani 7. sınıftan beri görüyorsun bu konuyu ya. İç ters. İç tersin diğer adı Z kuralı. Zorro. Yani C eşittir ya bak. Bir de ters S var bak şu. Şu ters S bak. Hop hop. D ile de E. Harika. D ile de E. Bir de dış ters var. Dış ters arkadaşlar birbiriyle alakası olmayan en uzak iki eşitlik. Mesela şimdi fark edeceksiniz. Mesela şuradaki A ile G mesela aynıdır. İspatlaması da kolay. Bakın şimdi. A ile E eşit değil miydi? Evet. Ya kız. Bu da eşit. O zaman A ile E eşit. Bir tane daha var, onu da söyleyeyim. B ile de E. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu özellikleri kullanacağız. Harika. Şimdi şöyle bakın. Bunun kuralının adı yandan bakınca neye benziyor? M kuralı. Kuralın adı neymiş? M. Çok güzel. Peki. Sağ, sol, sağ. Sırayla işaretliyoruz. Birazdan zikzak da öğreneceğiz. Bir tarafa bakanlar. A artı B neye eşittir arkadaşlar? C. Gayet güzel. Hatta burada ispatı da basit. Şuradan şöyle bir paralel çekseydiniz. A. Harika. Harika. A artı B neye eşittir arkadaşlar? Direkt C. Şimdi gelelim arkadaşlar şu soruya. Bu sorumuzda dikkat edelim arkadaşlar. Sol, sağ, sol, sağ, sol. Sağ, sol diye sırayla yazıyoruz. Bir tarafa bakanlar A artı C artı E eşittir. Diğer tarafa bakanlar B artı D'ye eşittir arkadaşlar. Böylelikle biz bakanlar ama direkt bakanlar demiyoruz. Yani işaretledikten sonra şimdi soru üzerinde görüyoruz. Mesela şu soruya baktığımızda 40 var, 90 var. Mesela bu da yani değişik bir M kuralı. Farklı gelmiş olabilir. Bak şeyden gelin. Sağ, sol, sağ. Yani şurayı 90 yazarsanız 90 artı 40 neyi verecektir arkadaşlar? X'i. X'imiz 130 olacaktır. Şimdi bakıyoruz. Bakın şimdi. 120. Önceki bu şimdi ne yapacak? Zikzak kuralı. Şimdi zikzak kuralı sen ne düşünüyorsun? Bir tarafa bakanlar işte diğer tarafa bakanlar. Bunu yaparsan çok yanlış olur. Niye? 120 artı 80 artı 50 artı 300 artı X mi? Sakın. Sağ. Right. İngilizce'de anlatayım ki arkadaşlar. Şimdi üniversite gittiğiniz zaman hazırlık göreceksiniz İngilizce. Orayı rahat atlatmanız için arada İngilizce'de anlatacağım. Burası left. Perfect tense. Yani aferin. Çok iyi anlamına geliyor. Peki. Right. Left. Oynuyor. Burayı nasıl bulacağız? Peki. Şimdi. Yine ne kaldı? Right. 60 artı 50 artı x. Harikasınız. Eşittir. Evet, 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 evet. Evet, doğru. Çok iyi ya. Vallahi müthişsiniz. 80 artı 60 dediniz. Mükemmel. Peki. 110'u karşıya attım. X kaç geldi arkadaşlar? 30. Tamam. Soruyu yapmışız. Gayet kolay. İşaret çok önemli. Şimdi bu soruya gelelim arkadaşlar. Şöyle. Böyle yapınca, ilerleyince ne bulduk? Harf veriyoruz. Harf verelim. Ne diyelim? A diyelim. A diyelim. B diyelim. B diyelim. Burada M kuralı var. Hem de iki tane. Bak bu birinci M. Bak. Bak. Birinci M görüyor musun? Bak. Nedir? IKEA. Harika. Artı 2B. Niye eşittir? 80'e. Buna direkt A artı B artı 40'tır yazalım değil mi? Parantez almama gerek var mı? Yok diye umuyorum. Peki. Şimdi dalgalı bir tane daha geliyor. Bak. Ne düşünürsünüz burada? A artı B nereyi veriyor? Ortayı, doğru mu? A artı B bize ortayı, x'i veriyor. Keşke A artı B'yi bileydim ki zaten biliyorum. Yerine go in the 40. X arkadaşlar 40 olacaktır. Soruya baktığımızda öncelikle şuraya ne diyelim? A A diyelim. Şuraya da B B diyelim. Dedikten sonra çok iyi izleyin şimdi. Şu geçtiğim M'yi görebiliyor musunuz? Bak şu M'ye bak bak bak. Hop 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 oley. Yani A artı 2B nereyi veriyor? 70'i. Harikasınız. A artı 2B 70 geliyor. Çok güzel. Peki ikinci M'yi görelim. Bak. Şu üzerinden geçtiğim dalgalı saçlı M'ye bakın bak. Bak 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 bak. Tekrar şöyle geçiyorum. Hop. Hop. Yani 2A artı B neye eşittir arkadaşlar? 50'ye. Peki toplayalım. 3A artı 3B 120. Artı B kaç geldi arkadaşlar? 40. Şimdi kritik soru şu.
X ise X'in arkası da X midir? Ve son hareket geliyor. Büyük M'ye bakarsak 2A artı 2B nereye veriyor arkadaşlar? X'i. Yani benim A artı B'ye ihtiyacım var. Çünkü bunu buraya yazarsak X'e geçeceğim. Keşke artı B'yi birden yediğim. 40. 2 kere 40. 80. X'imiz kaç gelecektir? 80 gelecektir arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi bu soruya baktığımızda çok tuhaf, değişik. Paralel uzatmak çok önemli. Şimdi mesela şunu uzatan öğrenci karıştı. Şuna var ya, birbirine girdi. Ama uçlardan, köşelerden uzatmak daha rahatlık sağlar. Mesela şuradan çekseydin eğer, 35 ise burası kaç olur? Şimdi M kuralından dolayı biraz kafadan yapacağız, bunu izleyin. 35 ile neyin toplamı 90'ı verir? 55. Peki Y'yi çıkarsak buraya kaç gelir? 55 eksi Y. Peki bir de şöyle uzatsam. Şu açı ne olur yöndeşten? 110. Şurası kaç geldi? 70. Toplayalım hepsini. 70 artı 55 eksi y artı x eşittir 180. Buradan x eksi y eşittir 125 ise karşıya gitti 55. Zaten bize de onu sormuş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda şurada ne var? 110 var, 30 var, paralel var. Öncelikle kolay bir soru. Bu soru ÖSYM sormuş. Yapacak bir şey yok. Hangi yıl sormuş? Hemen bakayım. Hangi yıl sormuş? 2006 yılında gelmiş. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, bu soru 2006'da gelen güzel bir soru. Hemen beraber bakalım. Upper. Şuradan paraleli çekersek, paralel uzatmak çok önemli. Buraya da uzatırsanız soru gelmez. Bu tarafa uzattık. 140 ise buraya kaç geldi? 40 geldi. Yöndeşten burada nedir? 40 geldi. Bu da paralel değil mi? O zaman burada ne olacaktır? 40. Yandan yöndeş. X eşittir 40 olacak. Şimdi bu soruya baktığımızda bunun paralelini nasıl kullanabiliriz? Şimdi dediğim gibi şunu uzatmanızın bir alemi yok. Nereye uzatacağız? Ya tepeden uzatacağız ya da şu paraleli devam ettirelim. Peki uzatırsak ne olur? İzleyelim. Uzattık, ne oldu? Burada bir kuralı geldi arkadaşlar. Bir zikzak. Şuraya AA dersek. Şuraya da atıyorum ne diyelim? Sol, sağ, sol, sağ. A artı N eşittir arkadaşlar. Nedir A artı N? 40 artı A eşittir. A'lar giderse N'in kaç olduğunu öğrendik şuranın? 40. Arkası da kaç derecedir? 40 derecedir. Peki iki iç açı dış açı diyebiliriz. 60 ise burası 120 diyebiliriz. Bir şekilde buranın 60 olduğunu arkadaşlar öğrendik. Burada ne kural varmış? Zikzak kuralı. Peki bir şey soracağım. Sizce bu ikisi birbirine eşitse şu da şuna paralel midir? Kendi arasında. Evet, paraleldir. Çünkü Z kuralı oluyorsa paralelde olmak zorundadır. Paralelse de Z kuralı vardır. Şimdi buraya baktığımızda Z kuralı buraya kaç geldi? 70 derece. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende 70 ise şuralara düşen açıları hemen hesaplayalım. 180-70 çıkar. 110. 55. 55. Yine deminki soru gibi AA dersek sağ, sol, sağ, sol. Şurada zikzak yaparsak X artı A eşittir 55 artı A. A'lar gider. X 55 olacak. Yine burada da şu Z'den dolayı bununla paralel olmak zorundadır. Ek bilgi. Bilgi taşması yaşadık arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımızda dikkat edin. 118 var. Alfa var. Yani şurayı uzatsam ne işime yarayacak? Bu ne işime yarayacak? Nasıl yapacağım? Hani şurayı uzatsam bir bağlantı kurabilir miyim? Soru okumak çok önemli. Soru okumak çözmenin yarısı. Biz buna soru okuma özelliği diyoruz. Soru okuma özelliğini yapmazsanız soruyu yapamazsınız. Eğer bunu görmezsen soruyu çözmeyeceksen yapamazsın. Ama şunu gördüğü zaman soruyu çözebilirsin. Şimdi A, E ile B de. Bak şimdi. Şununla şu nasıl dik olabilir ya? Nasıl dik olabilir ya? Nasıl? Bunu nasıl bağlantı kurmalıyım? Ne yapmalıyım? Yoksa böyle mi? Ve arkadaşlar şurası kaç geldi? 90. 118 ise burası kaç geldi? 62. 90-62 ise burası 28. O zaman burası 152 geldi. İleride göreceğiz. İki iç açı kendisine komşu olmayan dış açı eşittirdi diyebiliriz. Şimdi iki açı toplamı nedir arkadaşlar? 180 derecedir. Paralelse. İspatı çok kolay. B ise burada B değil mi? Yöndeşten. Toplamı 180. Peki 3 açı varsa paralel olunca, o zaman 3'ünün toplamı 180'de artırıyoruz 360. Neden de şöyle çekerseniz 2 tane bundan buluyorsunuz. Peki 4 açı varsa o zaman nedir? Kaç tane var? 3 tane görüyorsunuz. Peki kaç açı varsa 1 eksi kadar 180. Peki o zaman AN tane varsa N eksi 1 çarpı 180. 2 açı varsa, ama bunu ezberimize gerek yok. Yani bu 180, 360, 540 hep 180 artı artı ekliyor. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi soruya baktığımızda, şuraya baktığımızda şuraya A, A diyelim. Çünkü ilerleyince cevap veriyorum. B, B diyelim. Doğru mu? Şimdi gidilmiyor soru. Hatta şuradan bir şey yazalım. Çok heyecanlandım.
Artı bir artı 780 harika. Artı bir kaç geldi? 110 kenarda dursun. Şimdi biz burayı şöyle uzatırsak, şöyle uzattığımızda çok iyi bakın. 1, 2 ve 3 tane açı var. 3 tane açının toplamı neye eşitti? 1, 2, 3 açı toplamı 360'a eşitti. Buraya bir harf verelim. Mesela buraya ne diyelim? Çok güzel, ne diyelim? Harika. Toplayalım. N artı 2 artı 2B eşittir 360. 2 artı 2B ne yazabilirim? 110 olduğu için artı B. 220 yazabilirim. Karşıya atalım. 140'ı ne bulduk? 140 yazdığımızda lay 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 güş. İkimiz kaç geldik arkadaşlar? 40 olmak zorundadır. Soru şu şekilde gelmiş. Şimdi buraya kadarki en zor sorulardan birisi bu. Önce ne yaptınız? A, A dediniz. B, B dediniz. Ne geldi? 2 artı 2, B 100. A artı B 50 geldi ve orada kaldınız. Bir türlü gitmiyor. İçeriden uğraşıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, gelmiyor. Ve arkadaşlar burada ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Hazır mıyız? Herkes dikkat etsin. Hayal yapınlar. Burada yapmamız gereken arkadaşlar şuydu. Evet. Şuraya çektiğim zaman ne olur? A artı B şurayı veriyor. Çünkü şurada dikkat ederseniz A artı B orayı veriyor. A artı B ise burada kaç geldi? 50. Şu açı kaç geldi? 130. 130 artı x dış açıyı veriyor değil. X'i 20 diyebiliriz. Ya da şu açı zaten 30 olduğu için toplayıp 160 artı x 180. X'imiz kaç gelecek arkadaşlar? 20 olacaktır. Tamam hocam, anlamadım. Sakin ol. Şimdi bak, açı ortayların kesişi nokta. Öncelikle şunu hatırlayalım. Hani şöyle bir şey yapmıştık. Buraya x'e buraya 2x oluyordu. 2 artı 2 ve 2x veriyor artı b x'i veriyor. 2 artı 2 ve 100 veriyor. A artı B 50 veriyor. 130 oley. Arkadaşlar şimdi bu sorumuza baktığımızda yine hiçbir şey vermeyince ne diyorduk? A A diyelim. B B diyelim. Paralel olduğu için 1, 2, 3 tane açı 360 olur. Doğru mu? Toplayalım hadi. 2 artı 2B artı 100 eşittir 360. Oley. 2 artı 2B'miz 260. Artı B kaç geldi? 130. Burada aramızda şunu yapan vardır. Dörtgen iç açılarından çözeceğim. Dörtgen iç açılarından çözeceğim. Olur. Ama bak burada ne kuralı var? M. A artı B neyle veriyor? X'i. Peki o zaman A artı B zaten kaçtı arkadaşlar? 130. O zaman cevap kaç geldi? 130 olacaktı. Bak şu M kuralı çok önemli. Toplamı ortaya veriyor. Hocam iç açılardan gelelim. Dörtgen iç açıları 360 değil mi? Yazalım. A artı B artı 100 artı X 360'dan A artı B'de 130 yazarsak bu da farklı bir çözüm olarak 230'a karşı ettik. X'imiz yine 130. Allah'ım tek soru tek çözüm yetmiyor. İki kere çözmeyeceğiz değil mi? Rahat edemiyoruz. Harikayız. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yani 30'sa şu açı kaç olur? 150. 1, 2 ve 3 açının toplamı 360 derecedir. Peki 150, 210'dan ne yapar? 260 artı Y. 360'dan y'nin 100 olduğunu öğrendik. Çok güzel. Peki bu x'e nasıl geçeceğim? Burada aslında bakın gören arkadaşım z kullanarak 150 diyebilir ama onu görmek birazcık zor. O zaman şurayı çekeyim. 30 sonra kaç geldi? 30. X'inin toplamı 180. O zaman 180 olduğu zaman şura kaç geldi arkadaşlar? 150 gelmek zorundadır. Peki ne sormuş? X eksi, x'iniz 150 idi. Bu da 100'dü. Cevap 50 arkadaşlar. Güzel bir ÖSYM sorusu. Şimdi bu sorumuza baktığımızda ya burada bir uzatmalıyız. Şimdi hocam uzatıyorum gelmiyor, uzatıyorum gelmiyor, uzatıyorum gelmiyor, gelmiyor. Bir şey yapmalıyım, bir şey ne yapmalıyım, ne? Şunu yaparsan ya, şimdi bu grafik içeriği karıştırabilir. Burada ne kuralı geldi? Bir M kuralı geldi. Şuraya A dersem, şuraya B dersem, A artı B kaçı veriyor? A artı B 110'u. Harikayız. Peki soruyorum. Şurası da A olduğu için şu açı kaç olmuş oldu? Lay 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 hop 110 oldu. Peki 110'un yanı kaç derecedir? 70. İki açı kaçı tamamlardı? 180'e. O zaman x'imiz kaç gelecektir arkadaşlar? 110 gelecektir. Evet arkadaşlar şimdi mesela şu özelliğe bakın. Böyle bir özellik var. Neymiş? Açı ortay olduğunda şu ikisinin toplamının
yarısı ikisi veriyor diye bir özellik var. Bilmek zorunda değiliz. Hani bunu öğrenmek zorunda değiliz. Sadece kitapları falan görürseniz hani yabancı kalmayın diye verdim arkadaşlar. Çünkü neden? Formülsüz yapalım. Çünkü formülde toplamının yarısı, hatta yapalım. 2x artı 10'un yarısı 100'e eşitmiş. Güzel. 200, 190, x'imiz 95 geldi. Şimdi onu bırakın beraber çözelim şimdi. Şurayı x diyelim. X de neyi toplarsak x artı 10 verir? 2 iç açı, dış açı. 10'u. Aferin. Kaç kaç paylaşır? 5, 5. Peki 5 ile neyi toplarsak 100'ü verir? 95. Böyle de bu soru yapılabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi zaten mantık kağıt önünüzde. Çıkarttığınız yazıcıdan çıkarttığınız ya da atıyorum oradan bakarak beraber takip ediyoruz. Şimdi şu üçünün toplamı arkadaşlar ortaya geliyor. Bunun bir sürü isimleri var arkadaşlar. Buna ben ne diyeceğim biliyor musunuz? Şalvar. Nasıl şalvar? Dikkat edin, ayakları, harika vücudu, düşük bel, oh, dar paça, rahat bir şalvar. Harika. Üçünün toplamı ortaya geliyor. Peki nereden geliyor hocam bu? Şöyle çekerseniz iki iç açı burayı biliyor mu? Harika. İki iç açı, dış açı. Bunu açılarda anlatacağım. İki iç açı da burayı verdiğin cevap x olacaktır. Bunun adı da ördek ayağı. Ördek ayağı arkadaşlar dikkat ettiğiniz gibi içeridekilerin toplamı dışarıdakilerin toplamına eşittir arkadaşlar. Şimdi izleyin. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? İç, dış, iç, dış, iç diye işaretliyoruz. İçeridekinin toplamı dışarıdakinin toplamına eşit oluyor. Peki hocam bu nereden geliyor diye merak eden varsa ki hayır diyenler var. Onları izlemesin, sorun değil. Duyuyorum çünkü. Buna paralel. Z kuralı. Paralel çektim. A buraya geldi mi? Geldi mi? Burada ne oluştu? Zikzak. Zikzak kuralı neydi? B artı C artı A artı D X artı Y eşit. İspatlı oran gelmekte. Peki o zaman bu düşük bel şalvar özelliğinden dolayı bakın dar paça. Ortası kaç X'tir? 2X. 2X daha 4. 3 tane yapar? 7X. Arkası nedir? 7X. Toplam kaç X oldu? XX olduğuna göre 7x artı x artı x eşittir 180. 9x 180. X'imiz kaç geldi arkadaşlar? 20 gelmek zorundadır. Arkadaşlar bu soruya baktığımızda aslında bir ördek ayağına benziyor. Ördek ayağı nasıl? Önce onu bir yapalım. Şöyle bakacağız. Ama ayağın ucuna arkadaşlar kamyon geçmiş bir ördek ayağı. Şurası 100. Şimdi şöyle dışarıda, içeride, dışarıda, içeride. Bunu nerede alacağız? Dışarıda. Bunları nerede alıyoruz arkadaşlar? İçeride. İçeridekilerin toplamı. Bak dikkat edin. Bunları da aldık. Dışarı. Dış, iç, dış, iç, dış. O yüzden 100'ü almıyoruz. Ve içerikleri toplayalım. 80 artı x artı y eşittir. 40 artı 90 artı 80. 210. 80 çıkarsa arkadaşlar. 130. X artı y'miz 130 olacaktır arkadaşlar. Ha başka bir çözüm yaparsak. Tam uçtan paralel çekseydim eğer. 80 sıfıra ne olurdu? 80. Şurası da kaç kaçtır? 40. Burada zikzak kuralı var fark ettiyseniz. 80 artı 90 yani 170 eşittir. Y artı x artı 40. Y artı x artı 40. Yine cevap 130 gelecektir arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımızda önemli. Şimdi şurada ne yapıyoruz? A, A, B, B diyoruz değil mi? Her zaman gibi. Peki 2 artı 2 B nedir arkadaşlar? 2 artı 2 B 180'den. Artı B kaç geldi arkadaşlar? 90. Mükemmel. Şimdi burada kritik soru var. 2 devam etme şansımız var. Birincisi şu. Buradaki mesela çatalı gözüken amca yani dar paça düşük bel amca vardı bizim şu şalvarlı hop şu hop bol bol dar paça ye özelliğinden. Üçünün toplamı ortayı veriyor deyip x'imiz a artı b artı 20. A artı b'de 90 olduğu için cevap kaç geldi? 110. Bu birinci çözüm, bunu görmesi biraz zordur. Peki ikinci çözümümüz şurayı uzatsaydık eğer a artı b kaç bulmuştuk? 90. O zaman üçgenin iç açılarını bırak kaç geldi? 90. Arkasında ne oldu? 90. 90 artı 20'yi 110'dan şurası 70. O zaman burada kaç geldi arkadaşlar? 110 diyebiliriz. Ve buradan da şu olayı öğrenelim. Kesinlikle şurada paralellik varsa, bunlar hep paralellik varsa arkadaşlar. A, A, B, B. 2 artı 2, 180 ise A artı B. Şuraya ne gelir her zaman? Açıotay dik kesecek. Paralel olduğunda arkadaşlar gayet güzel. Şimdi soruya baktığımızda x vermiş. Burası x, x olur. 2x artı 180. İşte geometri kısmı bu kadar. Bak bitti şu anda. Ve ne soruyor bize? Y'nin aralığı nedir? X'in aralığını vermiş ve y'nin aralığı nedir diye soruyor. Şimdi bu soruda şöyle yapalım. Öncelikle bana y'yi sorduğu için y'yi çeker misiniz? Y nedir buradan? Y'yi yalnız bırakın. Tabi Allah kimse yalnız bırakmasın. 180 eksi 2x. Şimdi bize ne lazım? 180 eksi 2x. Peki şu gördüğümüz 60 küçük x küçük 85. Şunu nasıl elde ederim? Önce eksi 2 ile çarpalım. Çarpım eksi 2 ile dağıtın. Eksi 120 işaret yön değiştirir. Eksi 160. Sonra kaç ekledim her tarafa? 180. 180 ekledim her tarafa?
180'i her tarafa ekliyorum. 60, 180 eksi 2, 20. 60 ile 20 arasındadır y'miz diye çözebiliriz. Ama en güzel çözüm şu aslında. X 60 ver, sınır. 60, 60, 120 olur. Y'ye kaç gelir? X 60 olsaydı y'miz kaç olurdu? 60 olurdu. Peki x'imiz uç değer. 80 olsa ne olurdu uç? 160, 80, 160. Oraya bakın kaç gelirdi y'miz? Şimdiki y'nin aralığı bu ikisi arasındadır da diyebiliriz arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Açıortayda dikkat edin, kollara inen dikmeler birbirine eşitler özelliği. Aslında bir nevi burada bir deltoidlik söz konusudur. Ancak şöyle dikindiği zaman, iki diki gördüğün zaman şuna şuna olmak zorunda arkadaşlar eşit. Bunda da buna olmak zorunda arkadaşlar eşit olmak zorundadır. Bu özellik çok önemli bir özelliktir. Mesela bir tane soru üzerinden bakalım. Mesela açıortay tarafa dikilmiş 4. Maalesef yeni öğrenen öğrenci ne der? 4 ise bu da 4. Bir sakin ol. Açıortayda diklerdekiler yani şu şuna eşit olmak. O zaman bu 4 değil. O zaman bunu boşuna mı verdi değil mi? Peki o zaman ne yapalım? Şurayı uzatalım. Mükemmeliz. Harika gidiyoruz. Peki 4 ise bura ne olur arkadaşlar? 4 ise bura kaç olur? 4. Mükemmel. Peki 8 ise burada ne geldi? Aynı olması lazım şurası. 8. O zaman şuraya kaç geldi? 5. Ne 4? 5 söyle. Ne 4? 5? Allah. Arkadaşlar sakin yapmayın. 90'ın gördüğü 5 olduğu zaman olur o üçgen. 3, 4, 5 değil. Gerçi bu sizin suçunuz değil. Farkında olmadan beyin refleks olarak yaptı. Yani sizin suçunuz değil. Farkındayım. Burada 4, 5 görünce hemen panik yapıp atlamıyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Burada ne yapıyoruz? X kare eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesinden. X kare 41. X'imiz kaç geldi? Kök 41. Öncelikle bu soruda yapmamız gereken. Öncelikle herkes şunu yaptı. Şu dikindi. Oh, çok kolay. Aa, yapıyorum. X ise bura x olur. Mükemmel. 8 ise 8. O zaman bura kaç geldi? 3 geldi. Soru eksik. Ya bir dur. Soru niye eksik olsun? Bir sakin ol. Şimdi burada ne yapacağız? Bakalım arkadaşlar. Hemen soru eksik zaten. Şimdi izleyelim. Sen şu paraleli kullandın mı? Kullanmadın. Sana müthiş bir şey söyleyeceğim. Bakın bir yerde eğer paralellik ve açıortay varsa orada ikizkenar sikletir. Yani kuzey kuralı. Ah özelliği. Yani burada ne geliyor? Bir ikizkenar. Mesela bu özelliği bakın Z kuralından ikizkenar geldi. Şimdi buraya baktığımızda soruya yandan bakın bak. Şu Z'yi bakın bak. Arkadaşlar bakın bu sesi yapmak zorunda değilsiniz. Yani ÖSYM bu sesi yapamazsan puan kırmıyor. Rahat olun. Şimdi burası 5. Şurada bir dik üçgen var. 3 bişe 5. 3 bişe 5. We will. 3, 4, 5. O zaman bura kaç geldi? Bu sefer gerçekten 4 geldi. Gönlümüz rahat. Yes. Evet arkadaşlar şimdi bunları toplayalım. Nasıl toplayacağız arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Şimdi burası saniye. Saniye. Şu nedir? Dakika. Bu da nedir? Derece. Bakın saniyede kayıp. Peki aynı saatteki sistem gibi. 60 saniye, 1 dakika, 60 dakika, 1 derece. Ha bu arada bu geometrinin değil, trigonometrinin başında olduğu için hani bilin diye açının temeli. Şimdi 26 artı 34 ne yapar? 60 saniye buraya yazılmaz. 0, 0. Bir komşuya gitti. Peki 66 bir değerde var. 67 yazılır mı? No. 0, 7. 60 yine buraya geldi. Yani 1 olarak. Şurası kaçtı? 71'di. Bir de yandan geldi. 72 derece olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunun tümleyenini sormuş. Tümleyen nasıl bulunacak? Şimdi bunu 90'dan çıkaracağız. Koyalım. 90. Gözükmeyen 0 sıfırlar var. Şimdi 0'dan 34 çıkmayacağı için şimdi 90'dan yan tarafa bir 89 yapalım. 60 verelim. Oradan da bir tane daha alalım arkadaşlar. Yan tarafa 60 verelim. Şimdi oldu. Şimdi çıkarabiliriz. 60-34 26. 59-26 33. Buradan da çıkarsa 55. Cevap bu olacaktır arkadaşlar. 15 derece, 36 dakika, 10 saniye. 5'e bölün. İspat kolay. Hepsini 5'e böl. Tamam. 10 bölü 5, 2. Güzel. Bölemedim. Güzel. O zaman bizim bu sıkıntı var. Keşke o 5'e bölmeyebilseydik. Keşke 5'e bölsem. Keşke. O 1'i alırım. O 1'i alırım. Yan tarafa 60 olarak gelir. 70 oldu. 15'i 5'e böl. 3. 35'i 5'e böl. 7. 70'i 5'e böl. 14 saniye olacak arkadaşlar. Gayet kolay. Şimdi baktığımızda 90, 50 ise bura kaç geldi? 40 geldi. Şimdi bilardoda topun
şöyle sekip şuraya gelmesi, zaten soruda açıklama yaparlar. Aynı açıyla yansıyacaktır. Fizikte de kullanılıyor. Aynı açıyla. 40 sıfıra kaç gelmeli? 40. Z kuralından dolayı burada kaç geldi? 40. Peki yansıyacağı açı yine kaç gelecektir? 40. 90-40 sıfıra kaç geldi? 50. O zaman eksimiz kaç gelecek arkadaşlar? 50 olmak zor. Burası 120, 100. Açı ortada var. X'i sormuş. Şimdi bakalım. Burada şunu uzatmak olmaz. Uzatmak olmaz. Bunu uzatsak karışacak. Burada ne var biliyor musunuz? Hani bizim böyle zikzakımız vardı hatırlarsanız. Bunun yayılmış versiyonu. Yayılmış zikzak. Yani yine sol, sağ, sol, sağ. Bir nevi şöyle bakıyorum. Sol, sağ. Sol, sağ. Şuraya AA diyelim. Buraya da BB diyelim. O zaman bir tarafa bakanlar nedir? 120 artı 2 B. Evet. 120 artı 2 5'tir. Evet. Evet. 100 artı 2A. Şimdi buradan yani 20 eşittir 2A eksi 2 B'den B'miz kaç geldi? A eksi B'miz. A eksi B'miz 10 geldi. Şimdi soruya baktığımızda şu üçgende 2 iç açı dış açı değil mi? Yani X artı B'miz A değil mi? X'imiz A eksi B'dir. Biz A eksi B'yi kaç bulduk demin arkadaşlar? 10 bulduk. O zaman cevap kaç gelecektir? 10 olacaktır. Şimdi bu sorumuza beraber bakalım. Şimdi şuraya AA diyelim, BB diyelim. Bu güzel bir sorudur, zor bir sorudur. Bakın, bu buna paralel falan demiyor. Şuradan paraleli uzattığımızda A ise arkası nedir? A. B ise yöndeşten burası B. Arkası ne oldu? B oldu. Şu üçgenin toplamından A artı B artı 50 neye eşittir? 180'e. A artı B kaç geldi? 130. Kenarda dursun. Şimdi birazdan kullanacağız bunu. Şimdi şu uçtan yardım alırsak, şu uçtan bana şurayı toplamı 180 olduğu için 180 eksi 2 B yazabilir miyiz? Harika. Peki şurayı toplamı 180 olması için 180 eksi 2 A yazabilir miyiz? Evet. Peki lay 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 giş lay 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 giş. Yani 180'i tamamlarsak 180 eksi 2 A artı X artı 180 eksi 2 B 180 eşit. Buradan arkadaşlar 180 artı x eşittir. Karşıya atalım şunu da şunu. 2 artı 2 b. Biz a artı b'yi zaten 130 biliyorduk. O zaman buraya kaç geldi? 260. Karşıya atarsak x'imiz arkadaşlar kaç gelmeli? 80 gelmelidir arkadaşlar. Gayet kolay bir soru. O zaman ilk olarak paraleli çekiyoruz. 180 yapıyoruz. A artı b'yi koyduk. İkincisi 180'e tamamladığı için 180 eksi 2 a. 180 eksi 2 b. Lay 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 toplamından dolayı soruyor. Çözüyoruz. Arkadaşlar saat sorularıyla devam ediyoruz. Öncelikle akrep diagonalindeki açı derken akrep diagonalini biliyor musunuz acaba? Herkes biliyoruz aynı anda. Herkes saatlere bakıyor, düşünüyor. Ama bakın akrep kısa olan, yelkovan uzun olan. İsminden de belli uzun kelime. Peki hocam normal şartlarda bana fark etmez ki aradaki açı olunca. Şöyle fark eder. İlerlediğimiz dairede alanda yelkovanın aldığı yol bulduğunca hangisi yelkovandı diye düşünmen gerekebilir. Şimdi gelelim şu aradaki açı nasıl bulur beraber yapalım. Şimdi bunun formülü var. Formülle bilenler işi kurtarır. Tak tak gider ama formülü de tutabilirse. Formül şu. Saat çarpı 30. Saat kaç? Saat 7.20. Bu arada saat 7.20 de olsa, 19.20 de olsa sen şey al. Küçük olan 7.20 al. Çünkü ha akşam 7.20 ha sabah 7.20 fark etmez ki sonuçta aradaki açı değişmez. Ama hocam sonuç değişir. Sonuç şurayı bulursun. Yine 360'a tamamlayınca aynı sonuç geliyor. Rahat ol. Şimdi gelelim saat çarpı 30. Saatimiz kaç? 7. Bu arada şundan mutlak değer arkadaşlar. Negatif çıkma ihtimali yok. 7 çarpı 30 eksi dakikamız 20. 20 çarpı 5 buçuk arkadaşlar. Peki 5 buçuk. Şimdi 5 buçuk arkadaşlar 55 ona bölüm. 20 eksi 210. Dikkat ederseniz arkadaşlar şunlar gidiyor. Buradan arkadaşlar hatta bunu 11 bölü 2 diye de belirleyebilir. 11 bölü 2 diye de belirleyebilir arkadaşlar. Buradan 110. Cevap kaç geldi? 100 geldi. Ama bunu hani formülle gitmeyi ben hani yap hani ezberleyebilirsen yap kurtul. Ama bunun bir de yorumuyla gidelim. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şu. Normalde her bir saat arasında kaç derece vardır? 12 saat verdi. 360'a tamamladığı için hepsine kaç gelecektir arkadaşlar? Şurayı sileyim. Evet. Doğru. 30. Çok iyi. 30. Harika gidiyoruz. 30. Sıkıntı nerede? Sıkıntı akrebin ilerlemesinde. O zaman biz akrebe odaklandık mı bu soru biter. Peki akrep ne kadar ilerler? Akrep 1 saatte 30 derece ilerler. Yani 60 dakikada ne kadar ilerler? 30 derece. Peki 1 dakikada ne kadar ilerler o zaman? Bu bunun yarısı, bu da bunun yarısı olacağı için. 1 bölü yani yarım. Peki o zaman 10 dakikada 5 derece. 20 dakikada 10 derece. Bu oraya çok önemli bir not yazdım okursanız kağıdı. Ne diyor?
Akrep dakikanın yarısı kadar derece ilerler. Peki burada dakikamız kaç? 20. Bak dakikanın yarısı 20. 20'nin yarısı kaç? 10. 10 derece ilerler. O zaman şurada kaç geldi arkadaşlar? 100. Bu şekilde soruyu yapabiliriz. Evet. 4-10 olursa ne yapacağız? Şimdi 4-10'da ne yapacağız? Formül yaparsak 4 çarpı 30 eksi 10 çarpı 5,5. Yani 120 eksi 55'ten 65. Şimdi gelelim mantıkla yapmaya. Her bir arası kaçtı? 30. Her bir arası kaçtı? 30'du. Saat 4'teyken akrep ilerledi. Ne kadar ilerledi? Dakikanın yarısı kadar. 10'sa yarısı kaçtır? 5. O zaman kaç geldi cevap? 65. Bu şekilde soruyu yapabiliriz. Ama şu 5,5 sıkıntı yaratıyor. Sonra 11 bölü 2 alarak da formülü uygulayabiliriz. 4,40'a bakalım. 4,40 önce formül yapalım. 4 çarpı 30 eksi 40 çarpı 5,5. Şimdi ben Samsun'da yaşadığım için buraya şey diyorum. 55. Yani Samsun plakası 55'in virgülüsü akılda kalıyor. Ama tabii sonuçta bunu akılda tutmamız her ildeki öğrenci için kolay olmayacaktır. Hani 11 bölü 2 de alabilirsin. Sorun değil. Buradan 40 çarpı buradan kaç geldi arkadaşlar? 220 geldi. 120 eksi 220 eksi 100 geleceği için cevap 100'dür. Ama şimdi şuraya geldiğimizde arkadaşlar saat 4.40. Şimdi dikkat edelim. Her biri çünkü bunun tam 40'ta olduğunu biliyoruz. 30. Bura nedir? 30. Şimdi sıkıntımız şu. Şurada nedir? 30. Şimdi acaba ne kadar ilerledi akrep 4'ten? Dakikanın yarısı kadar. Şimdi saat kaç? 4.40. 40'ın yarısı kaç? 20 derece ilerledi. Tamam 30 değil miydi? O zaman şuraya kaç geldi? 10 geldi. Şuraya kaç gelmedi arkadaşlar? 100 gelmedi. Çünkü 20 derece akrep ilerledi 4'ten. 4.40'ta. Ve şuraya 10 kaldı. Çünkü tamam 30 bize şurası lazım olduğu için orayı bul. Bu soruya baktığımızda şöyle yapacağız. Normalde eğer bu kalıba alışırsanız şu ikisinin toplamının yarısı tam ortaya veriyor. 60 bölü 2 30'dur. Ancak şimdi hani bunu göreceğim aynısını yakalayacaksın zor olduğu için gelin beraber ispat yapalım. A diyelim. Bana şurayı iki iç açıdan yani 2 artı 40'tan bura ne olur? 40 artı 2 yani mükemmelsiniz. Peki şu üçgene bakarsak eğer 20 ile neyi toplarsak 40 artı 2 A yapar? Doğru. 20 artı 2 A'yı. Peki bölelim. 10 artı A. 10 artı A. Çok iyi gidiyoruz. Peki şuraya bakıyor muyuz? Şu ne bir? Şalvar. Oo, bol şalvar. Yani üçünün toplamı ortaya biliyor. Toplayalım bakalım. 10 artı A artı X artı A eşittir 40 artı 2A. Peki buradan 2A'lar giderse X'imiz kaç gelmedir arkadaşlar? 30 olacaktır. Karşılıklı kenarları paralel olan şekillere paralel kenar denir. Ve paralel olduğu için şuraya dikkat edersek burada ne var? Gören var mı şurada ne olduğunu? Bakın. Ne var burada? Ne var burada? Bir M kuralı var. Toplamı 75'i verdin. 50 ise burada kaç gelecektir? 25 gelecektir. Gayet güzel. Peki 25 ise burada kaçtır? 25. Toplam kaç geldi? 50. Peki yandan paralel olduğu için şu ikisinin toplamı da 180 eşit olması gerekmez mi? 50 ise burada kaç gelmedi arkadaşlar? 130 derece gelmelidir. Temel kavram açıları bitirdik. Şimdi biz ne yaptık? Dinledik. Soru tiplerini falan gördük. Olay ama sizin soru çözmenizle alakalı. Ben burada 1000 tane soru çözsem önemli olan sizin soru çözmeniz ve takıldığınızı öğrenmeniz.